Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 28 Mart 2023. Bu yayınımızın konusu 14 Mayıs seçimleri ve Yeşil Sol Parti ile HDP'nin milletvekili adaylarına ilişkin aldıkları bazı önemli kararlar. Yeşil Sol Parti ve HDP'nin seçim mutabakat komisyonu bugün, yani 28 Mart itibariyle toplandı ve Yeşil Sol Parti listelerinden milletvekili adayı olacak olan aday adaylarına ilişkin önemli 3 karar aldı. Bu kararları sizinle paylaşacağız ama ondan önce bugün HDP'nin meclis grup toplantısı vardı ve HDP'nin meclis grup toplantısında partinin eş genel başkanı Mithat Sancar konuştu. Mithat Sancar 30 Mart'ta seçim bildirgemizi açıklayacağız dedi. 30 Mart'ta HDP bu şekliyle artık resmen seçim startını veriyor ama HDP biliyorsunuz Yeşil Sol Parti listelerinden seçimlere katılacak. Cumhurbaşkanı adaylığı için aday çıkarmayacak. Milletvekili adayları için liste hazırlanıyor ve bu adaylar Yeşil Sol Parti listelerinden 14 Mayıs seçimlerine katılacaklar. Şimdi Mithat Sancar dedi ki birçok çevreden dedi çok değişik çevrelerden çok sayıda aday adayı var. Ve dedi inanıyoruz ki 14 Mayıs'ta tüm seçim sandıklarını yeşile boyayacağız. Mayıs'ın baharıyla yeşil solun baharı sandıklarda buluşacaktır dedi. Dediğim gibi işte partimizden dedi aday olmak için her kesimden yoğun bir ilgi var. Bu bizi gururlandırıyor. HDP umuttur dedi. Şimdi tabii ki bazı bilgileri paylaşmak gerekiyor. Bu bahsettiğim kararlara geçmeden önce gerçekten de HDP'nin bu siyasi soykırım operasyonlarına karşı nasıl ayakta durduğunu gösteren önemli bir veri. Şimdi 2015 yılında 7 Haziran seçimlerinde o zaman ortam biliyorsunuz çözüm süreci vardı. HDP'ye yönelik çok fazla baskılar yoktu. Yani herkes düşüncesini daha özgür bir şekilde ifade ediyordu ve HDP bir çığır açtı o zaman. Ve o zaman yani 2015 7 Haziran seçimlerinde HDP'ye 1400 kişi milletvekili adayı olmak için başvuru yapmıştı. 1400 kişi. Adayı vardı. Tabii HDP bu 400 kişi içerisinde 1400 kişi içerisinde bir milletvekili aday listesini hazırladı. Ve ne oldu? 7 Haziran'da HDP çok başarılı bir şekilde çıktı. Ardından biliyorsunuz olaylar oldu. HDP'nin eş genel başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları, yöneticileri binlerce kişi tutuklandı. HDP'yi neredeyse çalışamaz duruma getirdiler. Ve 2018 seçimlerinde, Haziran 2018 seçimlerinde bu defa 1500 kişi HDP'ye başvuru yaptı. Ne için? Adaylık için. Yani hiç kimse geri adım atmadı. 2015'e oranla 100 kişi daha çoğalmıştı ve bu 2018'den 2023'e geliyoruz. O zamandan bugüne kadar seçim olmadı ve bu seçimlerde şu an itibariyle HDP'ye 2783 kişi başvuruda bulunmuş. Yani baskıların dorukta olduğu, on binlerce HDP'nin tutuklu olduğu, bazılarına siyasi yasak istendiği, işte bazılarının yurt dışına kaçmak durumda olduğu, bazılarının artık yasal mücadele yürütemediği bir ortamda HDP'ye 2783 kişi 14 Mayıs seçimlerinde aday olmak için başvuru yapmış ve tabii ki bunlardan 1147'si kadın. Kadın aday adaylarından oluşuyor. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. HDP'ye yönelik bu kadar baskı olmadık, akla gelmeyecek, dünya tarihinde görülmeyen bu kadar baskıya rağmen hiçbir HDP'li geri adım atmıyor. Çünkü HDP'de aday olmak, HDP'de milletvekili olmak, belediye başkanı olmak eşittir. Yarın cezaevine girme riskidir. Dolayısıyla kimse bu şeylerden geri adım atmadı. Şimdi dediğim gibi 30 Mart'ta Mithat Sancar dedi ki biz seçim bildirgemizi açıklayacağız. Bu Yeşil Sol Parti'nin baharı olacak. İttifaklara ilişkin vurgu yaptı. Burada dedi ki işte ısrarla sorunlarımızın çözüm yolu demokratik siyasettir diyoruz. Söz veriyoruz. Hep birlikte değiştireceğiz. Şimdi bu işte bu açıdan dedi parlamento yani çözüm için parlamentonun önümüzdeki dönem hayati bir
önemi var. Mithat Sancar bunu söyledi. Bu nedenle parlamento seçimlerine çok büyük önem veriyoruz. Zulme karşı buradayız. Birlikte çalışacağız. Burada tabii daha evvel konuştuğumuz tek listeyle işte girip girmeme konusu, o konu biraz kapandı artık. Yani Yeşil TİP ve EMEP ve Yeşil Sol Parti ayrı listelerle girilecek ama aynı ittifak çatısı altına girecekler. Mithat Sancar konuşmasında demokratik cumhuriyet vurgusuna bir kez daha bulundu. Red ve inkar bu ülkeye 100 yıl kaybettirdi. 100 yıl daha büyük sorunlar yaşandı ve bu önümüzdeki 100 yılı değiştirmek istiyoruz. Grev ve sorumluluklara çağrıda bulundu. 14 Mayıs seçimlerinde parlamentoda en büyük sayısal ve siyasal güce dönüştürmek görevimizdir, sorumluluğumuzdur. Biliyorsunuz HDP, Yeşil Sol Parti ve HDP'nin hedefi en az %15 almak ve 100 milletvekili çıkarmak. Şimdi tabii başlığa gelecek olursak, bugün bir toplantı vardı. Sol Parti, Yeşil Sol Parti ve HDP'nin mutabakat komisyonu toplandı ve 3 önemli karar aldı. Bunları hemen paylaşmak istiyorum. Zaten yayınımızın konusu da budur ki bu çok önemli 3 karar. Birincisi, İki dönem kuralı esnetilmeyecek. Yani daha evvel iki dönem HDP'de milletvekilliği yapan siyasetçiler üçüncü dönem aday yapılmayacaklar. Böyle bir karar alınmış. Burada tabii ki şu anda biz bilmiyoruz. Yani bu milletvekillerin çoğu, HDP'li mevcut milletvekillerin çoğu aslında iki dönemdir milletvekili, bazıları iki dönemden fazladır milletvekili ve bu şu anlama geliyor: 14 Mayıs seçimlerinde HDP'nin milletvekili listesi büyük oranda değişecektir anlamına geliyor. Yani komisyon demiş ki bu esnetilmeyecek, dolayısıyla daha evvel üst üste iki dönem milletvekili yapmış siyasetçiler bu defa aday olamayacak. Tabii bu şu demek değildir. Bu milletvekilleri, partinin karar organları da işte önümüzdeki dönemde belediye seçimleri var, oralarda çalışmayacak anlamına gelmiyor ama milletvekili adayı olamayacaklar. Dolayısıyla milletvekili de olmayacaklar. Şimdi tabii kaç milletvekili bu karar kapsamına giriyor onu bilmiyoruz. Yani karar herkes için geçerli ama kaç milletvekili şu anda iki dönem veya üç dönemdir milletvekili yapıyor onu bilmiyoruz. Ona ayrıca bakmak lazım ama karar bu şekildedir. İki dönem kuralı esnetilmeyecek. Dolayısıyla cezaevlerinde aday gösterilmeyecek. Bu haber tabii Özgür Paksoy'un haberi, Mezopotamya Haber Ajansı'nda Özgür Paksoy'un haberi, bunu hemen vurgulayayım. Cezaevlerinde kimse aday yapılmayacak çünkü cezaevlerinde şu anda binlerce siyasi tutuklu var. İşte HDP'nin eski eş genel başkanları var: Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, yine Gültan Kışanak, Sabahat Tuncal, birçok yani siyasetçi, İdris Baluken, birçok milletvekili var ve bu milletvekilleri, belediye başkanları, onlarca belediye başkanı tutuklu, il başkanları tutuklu, genel merkez yöneticileri tutuklu. Şimdi bu cezaevlerindeki siyasetçilerin bazılarının zaten cezaları var. Yani şu anda aday olma durumları da olmayabilir. Bunu da bilmiyoruz ama genel bir karar alınmış, cezaevlerinden aday gösterilmeyecek. 2018 genel seçimlerinde Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı, o zaman Leyla Güven, Hakkari milletvekili olarak seçilmişti ve tahliye edilmemişti. Ona rağmen tahliye edilmemişti. Daha evvel Sabahat Tuncal 2011'de bağımsız aday olmuştu, kazanmıştı ve tahliye edilmişti. Şimdi işte çeşitli sebeplerden dolayı cezaevlerinden siyasetçiler milletvekili adayı gösterilmeyecek. Mutabakat komisyonu böyle bir karar almış ve bir önemli karar, üçüncü karar: birincisi iki dönem kuralı esnetilmeyecek, ikincisi cezaevlerinden aday gösterilmeyecek, üçüncüsü ise siyasi yasak istenen isimlere ilişkin. Şimdi HDP'nin kapatılma davasında 400'den fazla siyasetçiye siyaset yasağı isteniyor, 451 kişi. Ve bu 451 kişinin bazıları partinin şu anda milletvekili, belediye başkanı ve yönetim kademelerinde yer alıyorlar. Bazıları zaten cezaevinde
Ve dolayısıyla HDP'nin kapatma davası ne olacağı belli olmadığı için zaten HDP Yeşil Sol Parti listelerinden girecek. Ve milletvekilleri eğer siyasi yasağa tabi tutulurlarsa, yani siyasi yasak gelirse, o milletvekili partiye üye olamıyor. Milletvekili olabiliyor ama partiye üye olamıyor. Dolayısıyla bu risk de göz önüne alınarak mutabakat komisyonu demiş ki biz bu kararı bir sonraki toplantıya bırakıyoruz. İşte bir sonraki toplantıda bu duruma ilişkin net bir karar verecekler. Yani siyasi yasak istenen isimler aday olacak mı, olmayacak mı? Bu konuya ilişkin son kararı önümüzdeki toplantılarda verecekler. Bu arada aynı haberde Özgür Paksoy'un Mezopotamya Haber Ajansı'ndaki haberde seçim mutabakat komisyonu adaylarla ilişkin çalışmasını da sürdürüyor ve bu kapsamda birçok önemli isme adaylık teklifi götürüldüğü ve götürüleceği de belirtiliyor. Dolayısıyla durum budur arkadaşlar. Perşembe günü, pardon, 30 Mart'ta HDP ve Yeşil Sol Parti seçim mutabakatını da seçim bildirgesini de açıklayacak ve orada seçim stratejisine ilişkin daha net vurgulara, daha net değerlendirmelere tanık olacağız. Hepimiz birlikte takip edeceğiz. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.